Merhaba, şimdi konuşan pasta yapacağız. Kaydırmaz tabanı döner standa sabitledim. Üzerine de pasta altlığını yerleştirdim. Onun üzerine de hazırlamış olduğum kakaolu pasta kekini koydum. Pastanın etrafını jelatinle sardım ve bantladım. Bu şekilde pastamız çok daha düzgün olacak. Ve artık çikolatalı pasta kremamı pastaya güzelce sıkıyorum. Bu çilekli bir pasta olacak. Çileklerimi yerleştiriyorum güzelce. Pasta keklerini şekerli süt ya da şekerli su ile ıslatabilirsiniz. En alt katı çok az ıslatıyoruz. Orta katları güzel ıslatıyoruz. Pastanın bu katına da taptaze muz dilimlerini yerleştiriyorum. Lotus bisküvi toz haline getirip bu ara kata da onu koyuyorum. Şimdi pastayı sıvama aşamasına geçiyoruz. Önce beyaz çikolatadan bir ganaş hazırlayıp sonra onu bu şekilde laciverde boyuyorum. Beyaz çikolatalı ganaş için reçete şu şekilde. 200 ml krema kaynama noktasına gelene kadar ısıtılır. 2 katı kadar yani 400 gram beyaz çikolata ile birleştirilir. Beyaz çikolatalar tamamen eriyinceye kadar karıştırılır. Bu karışım soğumaya bırakılır ve soğuduktan sonra da 150 gram tereyağıyla mikserde çırpa çırpa açılır. Daha sonra istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Bunun videosunu da çekeceğim ama oranlar bu şekilde bir türlü çekemedim ama çok da sorulduğu için şimdi bunu söylemek istedim. Kanalıma abone olursanız beyaz ganaj videosunu yüklediğimde haberdar olabilirsiniz ve bana da destek olmuş olursunuz. Çok da mutlu olurum.
Pastada da gördüğünüz gibi ilk kata attım. Şimdi ikinci kata atıyorum. İlk kata attıktan sonra buzdolabında bir yarım saat kadar bekletiyorum. İlk katı atmaktaki amacım kek parçalarının sıvama kremasını kirletmemesi. Şimdi pastayı sıvadığım kremayı 2 numaralı duyu taktığım sıkma poşetine koyuyorum ve yazmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi yamuk yazıyorum ve kolaylıkla bir spatulanın ucuyla onu bozuyorum ve tekrar yazacağım. Ganajla sıvadığım için bu pastayı yaptığım hataları çok kolay şekilde kapatabiliyorum. Ama bu şantili bir pasta olsaydı bu hataları kaybetmek o kadar kolay olmayacaktı. Şimdi pastanın kendi renginden yazıyı yazdım. Onun üzerine de renklendirmeyip kenarda beklettiğim beyaz ganajla yazıyı tekrar yazıyorum. Basit kalplerle bir çember yapıyorum pastanın etrafına. Buraya kadar izlediyseniz bir abone olup bir yorum yaparsanız çok da mutlu olurum.